İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. İstanbul Ticaret Borsası personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında İSTİB Meclis Salonu'nda temel yangın eğitimi verildi. Eğitim yangın tatbikatıyla sona erdi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 3 ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada temennimiz ve Rabbimizden niyazımız, İslam'ın da kelime anlamlarından biri olan esenlik ve barışın tüm dünyada tesis edilmesidir, dedi. İSTİB Ocak ayı meclis toplantısı Eminönü Merkez binasında Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde yapıldı. Toplantıda gündemi değerlendiren İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, günümüzde uluslararası ticaretin sınırlarını mesafeler değil, gümrük vergileri çiziyor diyebiliriz. Bu yüzden e-ihracat başta olmak üzere dış pazarlara erişimdeki kanalların etkin kullanımının fark yaratacağı bir seneye giriyoruz. Bu nedenle gözlerimizi uluslararası pazarlara çevirmenin yararları var, dedi. İstanbul Valiliği Koordinatörlüğü'nde düzenlenen İstanbul İl Öğrenci Meclisi'nin ilk toplantısına İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen meclis üyesi Şerafettin Taştan katıldı. TOB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Sigorta Acenteleri Kurultayı'na katıldı. TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, son zamanlarda yaşadığımız pek çok felaket bir kez daha gösterdi ki, sigorta lüks değil, zorunlu ihtiyaçtır, dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun destekleriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi'ne İSTİB'i temsilen Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında Ocak ayında kuru meyve üretimi ve ihracatı konuşuldu. Açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap'ın yaptığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Doktor Veys Yurtkulu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık'la Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz konuşmacı olarak katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İSTİB Başkanı Ali Kopuz'u makamında ziyaret etti. İSTİB Eminönü Merkez binasında gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu üyesi Zülküf Kopuz da katıldı. İstanbul Ticaret Borsası tarafından 2 ayda bir yayınlanan Borsa Aktüel dergisinin yeni sayısı çıktı. Dergide İstanbul Ticaret Borsası'nın faaliyetleri, aktüel ekonomik değerlendirmeler, tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri hakkında sektörel ve ekonomik incelemeler, röportajlar ve sektör temsilcilerinden haberler yer aldı. TOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in katılımıyla gerçekleşen Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ali Kopuz, TOB'un yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi ve Türkiye ile İran arasında ticaretin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. TOB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. TOB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi. İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreteri Şule Karadeniz ve ilgili personel, borsa stoklarında yer alan buğday ve arpa tohumlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.